Seçicim, hazır mısın? Evet, hazırım. En düşük kaç bekliyorsun? Yani en düşük, arkadaşlarımın yorumları aslında çok böyle büyük şey, ağır yorumlar değildi. 3 verebilirler ama 2 falan olursa bence çok düşük olacak. Çok merak ediyorum. Evet, bugün için sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve Sümeyye'den başlamak istiyorum. Sümeyye'cim, önce sebeplerin ardından da Seçil'e verdiğin puanı görelim. Aslanım, zaten eve geldiğimizde direkt dediğim gibi halı gözümüze çok çarpmıştı. Çok uyumsuzdu. Genel olarak salonu çok boş buldum ben. Bir masa eksikliğinden dolayı. Hatta fon perde demeyi unuttum ama fon perde eksikliği de var bence. Burası bir açık renk bir fon isterdi. Avize keza öyle. Çeyizinde komşudan aldığım muhabbetleri oldu. Yine aynı şekilde bu hurç muhabbetleri. Biraz çeyizinde az buldum bana göre. Ben çeyizi biraz severim. Yatak odasının uyumu güzeldi ama mobilya uyumları. Koltuk takımları çok güzel ama genel olarak karşılamada da biraz olumsuzluklar oldu. Böyle bir enerjimiz düşük girdik. Peki puanını bir görelim bakalım. Tamam. Gerekiyorsa İzninizle. Puanın üzerine konuşuruz. Tabii ki. Lütfen açabilirsin. Benim sana puanım 3. 3 puan. Evet, dediğim gibi bekliyordum zaten. Yani yorumları şöyle, evli kendisi kullanmıyor. Boşluğu da, işte perdesi de, masası da ben kullanıyorum. Yorumları iyi ama yani dediğim gibi bence çok uyumlu. Her şeyimi ben gayet severek kullanıyorum. Bence fazla ve gereksiz yorumlar da var aynı şekilde. Hurç olsun, işte çeyiz olsun. Çeyizi ben fazla sevmediğim için insanların fazla yorulmasını da istemedim. Almadım o şekilde. Ama gelin evinde insanlar biraz çeyiz içinde katılmaz mı? Ya benim gözümde gelin evi çeyiz demek. Hiç yok gelin değil ama sonuç gelin olarak. Gelin demek çeyiz demek. Puanlamada neden bu kadar enerjisini düşürdü anlamıyorum. Başında kaç puan bekliyorsun denildiğinde 3 bekliyorum dedi. 3 verildiğinde de benim evim üçlük bir ev değil dedi. Ben Seçil'i anlamıyorum şu an. Gerçekten Seçil çok tuhaf bir kız. Yani hatta şey diyorlar, gelin evine çeyizi güzel olmayan gelin katıldığında kesinlikle kaybeder falan diyorlar. Öyle diyorlar ama. Öyle mi diyorlar? Evet. Şehir efsanesi. Demek çeyizi bu kadar değilse. Bu kadar şehir efsanesi o. Yani fazlalık, çokluk, azlıkla alakası yok tabii bunun. Az, öz, nakışlı, güzel, yani yeterli. Ama çeyizden de değil kastım yani. Ben bir hani salondaki eksiklerinden, genel olarak bütün eksiklerinden olarak bahsettiğim için bu puanı verdim. Anladım. Yani dediğim gibi ben az buldum. Evet, bakalım o halde Tuğçe neler söyleyecek ve sana kaç puan verecek? Evet Tuğçe'cim, sendeyiz. Misafirperverliği güzeldi, bize hazırladığı sunumlar güzeldi. İlk ikramını çok beğenemedim sadece. Çeyizi bana göre de azdı. Hani her gelinin birazcık çeyizi bana göre de olmalı. Hani bir el emeği, herkesin farklı oluyor tabii, bilmiyorum ama bizim yöremizde de fazladır hani. O verir, onlar yaptırır, anne yaptırır falan. Bana göre de çeyiz fazla olmalıydı, bana göre de azdı. Yatak odasına gelecek olursak, yatak odasında da krem rengi, halı kahverengi, dolaplar daha ahşap. Evet, zaten orada da söylemiştiniz. Aynen öyle. Ya söyleyeceklerim bu kadar. Buna istinaden bir puan verdim arkadaşıma. Peki, puanını görelim o halde gerekiyorsa. Merak ediyorum. Cevaplarını puandan sonra vermek istiyorum. Tamam. Benim sana puanım 2. 2 puan. Aslanım gerçekten çok düşük. Tuğçe burada o kadar kötü yorumlar yapmadı bence. Yani çoğu şeyimi de beğendin aslında. Ama nasıl bu kadar düşük puan verdin gerçekten çok şaşkınım şu anda. Şöyle ben salonu da boş buldum dile de getirdim. Keza yatak odanı da öyle. Bütün puanımı misafirperverliğine, yani, yaptığın sunumlara. Yani çok düşük bir puan bence. Yani çok haksızlık yaptığını düşünüyorum. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani salonun boştu. Benim salonum sana göre daha doluydu. Senin salonun karmakarışıktı zaten. Benim sunumlarım senden neyse, daha güzeldi. Tamam. Bence çok düşük bir puan. Benim evim daha iyiydi dedi ya, şok oldum. Bence bu ev onunkinden daha iyiydi. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Tuğba'cığım, seninle devam etmek istiyorum canım. Genel olarak mesela koltuk takımların tam benim zevkim. O salıncağı öyle koyman çok sevdim. Hani sevdiğim şeylerin var ama mesela halını beğenmedim. İşte o söylemiştim zaten. Yatak odasındaki halıdır.
koridor halısıdır işte. Halılara takıldınız, beğenmediniz zaten. Hiç beğenmedim. Halılar hiç uymamış. Evden bağımsız vallahi gerçekten. Onun haricinde sunumun çok güzeldi. Hatta bayıldım. Şaka da yaptım sana orada küçücük. Onun haricinde ilk sunumum da başarılı değildi. Yani puanıma evet. Geçebilirim. Evet, puanla görelim. Benim sana puanım 3. Teşekkür ederim. Evet. Yani dediğim gibi sunumluklarıma bayıldığını söyledin zaten ama yani uyumsuz olan hiçbir şey yok evimde bana göre. Halılarım da çoğu hediye. O yüzden kullanmamak istemedim açıkçası. Yani ki evime de yakıştırıyorum. O yüzden ben çok düşük buluyorum puanlarınızı. Yani şimdi Tuğçe arkadaşımızın evinden sonra gerçekten senin evini beğendim ama olumsuz, uyumsuz olan her şeyi yani söyledim o eve, sana. O eve göre bu puan bence yani i̇şte o evden sonra bu puan. O eve göre 3 hak ettiğim puan. Kaç puan, verdin dün? 2'ydi. 2 puan. Bir şey söylemek ister misin? Ben de hak ettiğim puanları aldığımı düşünmüyorum. Benim evim daha aydınlıktı. Daha büyük bir salonu daha fazla kullanmıştım. Sen masa bile koymamışsın salona. Yani, evet, evet. Yatak odamdaki burçları... Bambaşka, iki ayrı dünya gibiydi. Evet, sana senin salonundan öyleydi. Daha güzel yani. Benim burçlarıma laf ettiler. Sen ona istinaden hani ben zaten saygı duyup onu yaptım. İndirebilirdim mesela. Bunu da yapmamışsın. Tanem, gerçekten senin evin seni yansıtmıyordu. Kayınvalidenle birlikte zevkleriniz. Evet, burada... Ben orada zaten belirtmiştim onunla tamam, yaşadığımı. Tamam işte o zaman hani o puanlar evet, normal. Evet, o yüzden puan bence de normaldi. Ben yine de gerçekten kendimi hak ettiğim puanları aldığımı düşünmüyorum. Sayende ben de o şekilde olacağım. Ben de öyle hissedeceğim. Ben hak ettiğim bir puan verdiğimi düşünüyorum. Bence yanlış düşünüyorsun. Evet, Saadet'le devam etmek istiyorum. Aslanım, dediğim gibi koltuğum biris karışık olduğu için halısı da bana karışık gelmişti. Sümeyye arkadaşım dediği gibi fon perde olabilirdi. Kaz ayağı deseni diyoruz buna, karışık değil. Ha, yani şey, kareli olduğu için karışık tamam, demek istiyorum. Tamam, desen o. Yani ben şeyini bilmediğim için. Yani şunu masa... demek istedi. Burada kaz ayağı, burada yuvarlak kalın. Puan sürekli karışık. Onu mu demek karışık. İstedin acaba? Kareli ya. Evet. Karışık. Yani bu bununla uyumlu halı değil. Karışık evet. Demek aynen. İstedi. O anlamda sormak istedim. Aynen. Yanlış anlaşılmış. Dedi ya zaten ilk yorum yaparken halın düz olsaydı. Hani mesela bu kaz ayağı halın düz olsaydı okeydi demişti, hatırlatmak için aynen. Söylüyorum. Fon perde tabii ki olabilir. Çünkü dar bir salon sahip değilse salonun gayet geniş, ferah bir salonun. Fon perdeyi kaldırabilirdi. Boş bir alan salonum var. Oraya masayı koymayı tercih ederdim. Salıncakla birlikte yer kaplamazdı. Televizyon ünten var. Onun beyaz ya da siyah olmasını tercih ederdim ki koltuklarına daha iyi uyardı. Mutfağını beğendim. Bazı detaylarını beğenmedim sadece. Sunumluğunu yani yemeğini beğendim. O kadar. Kutumu açabilirim. Puanından sonra ben de cevaplarımı vermek istiyorum aslanım. Peki puanını görelim Saadetciğim. Sana puanı 3 puan. Teşekkür ederim. Dediğim gibi aslında düşük yani 3 bekliyordum zaten. Ama yani bence çok düşük bir puan aslanım. Çünkü dünkü eve göre dün salonda, mutfakta, yatak odasında bir sürü farklı konsept vardı. Burada evin genelinde bir bütünlük var. Yani ben buna rağmen hani daha yüksek puan vermenizi beklerdim. Yani ben açıkçası çok düşük puan verdiklerini düşünüyorum. Yaptığım emeğe karşılık bir puan olduğunu sanmıyorum. Dün ben de şöyle evinde... söyleyeyim. Sözünüzü kesiyorum tamam, ben sen de. Sen söyle o zaman. Şöyle söyleyeyim. Dün sadece 2 tane 2 tane 3 vardı yanlış bilmiyorsam ben. Yani bence bu puan az bir puan gerçekten. Çünkü 5 üzerinden değerlendirdiğimiz bir puan. 10 üzerinden değil 5 üzerinden değerlendiriyoruz biz. Uymayan şeyler var. Bir ev hiçbir zaman 4-4'lük tabii zaten ki olmaz. Zaten öyle olmaz ama, ama ben bu çok düşük puan verdim yine. Bebeğim düşük ki değil çünkü önümde benim daha 2 ev daha var. 5 üzerinden verilen bir puanlamada 3 verdim. Ve bunun üzerine çok sinirlendi. 3 değil sanki 5 vereceğimi düşünerek bize böyle çıkışlar yaptı. Ama yaptığı yanlıştı. 3 puan bile bence 5 üzerinden değerlendirmek
olursa çok iyi bir puan. Önümde benim daha iki ev daha var. Umarım kendi evinde. Aynen, kendi evim içinde üç ev birlikte. Peki, ama bir şey diyeceğim, kendin bu eve gelseydin bu eksikleri söylemeyecek miydin? Söylemeyecektim. Zaten söylerdim. Tamam, eksiklerini söyle, sen bu eve 4 ya da 5 mi verirdin? Bence üçlük bir puan değil. Bu ev bence üçlük bir puan değil. Bence sen 3-4-5 vermezdin. Valla herkes de 3 verdi genel. Bu ev ne 4'lük ve 5'lik? Bu eve 4 puan da veremezdin. Çok eksiklerim var. Yani sadece sizin siz tamam, kendi zevkine göre, zevkinize göre. Tamam güzel. Senin vereceğin puan nedir biliyor musun? Bence 3 verirdim. Seçil, evin kötü değil. Evin güzel, beğendiğimi de söylüyorum. Gerçekten sizin evlerinizi çok merak ediyorum. Acaba sizin evlerinizde bak, ne olacak? Eksiklerin var diyorum. Bak, evin güzel, yatak oda takımını beğendim, salon koltuk takımını beğendim ama eksiklerini söylüyoruz. Masa yok diyoruz, halı uyumsuz masa diyoruz. Masa var dediğim bak, gibi ben mutfakta kullanmayı tercih ettiğim için bunlar bu şekilde. Bunlar puan kırmama yeterli değil mi? Ben yani ne yapayım? Yani bunu 5 sefer duyduk herhalde. Ama evet, masadan içime fena, evet. Masa ve halıdan gerçekten içim bayıldı. Ama Seçil bunu anlamıyor. Toplamda 11 puan aldın Seçil. Şimdi ben senin için puanımı kullanacağım. Tamamdır. Teşekkür ederim aslında. Rica ederim. Seçil Gelin gayet güzel karşıladı beni girişte. Çok pozitif, mutlu, böyle kendi halinde bir gelin. Diğer gelinler halıyı beğenmedi ama halının üstünde oyun oynamaktan da geri kalmadılar. Bayağı da eğlendik hani. Bu kadar beklemiyordum açıkçası. Bir halıdan eğlence çıkaracağımızı hiç tahmin etmezdim. Bizim yaratıcı gelinler burada da yaratıcılığını konuşturdular. Onun dışında masasına ailesi yardımcı olmuş ve çok lezzetli şeyler tattık. Ben mutfağına girdim, yumurta kırdım çünkü onun o samimiyeti güzeldi. Eşiyle telefonda konuştuk, ilişki testinde evet belki tüm sorulara cevap veremediler ama eşiyle konuşmaya başladığı andan itibaren onun o heyecanı, eşine olan aşkını hepimiz hissettik. Bir tanem sana mutluluklar diliyorum Yuvan'da. Hayırlısıyla da o bebeğini bir an önce kucağına almanı temenni ediyorum. Sevgilerimle mutlu kal hep, olur mu? Evet, benim puanımı da cuma günü sen de arkadaşlarınla birlikte öğreneceksin. Saadetçim, yarın sendeyiz. İnşallah sabırsızlıkla bekliyorum sizi. Ben yeni taşındığın ve yeni dizayn ettiğin evi çok merak ediyorum. İnanın herkesin belki de hani bunu Saadet yapmış mı diyeceği o kadar bir mı? Ev. Çünkü hatırlarız zaten yarın evet, nasip olursa. Aynen. Çok farklı bir ev yaptığını söylüyor eski çok, evine çok nazaran. Çok farklı bir ev yaptım. Böyle her şeyin uyumu o kadar güzel oldu ki yarın zaten bunu herkes görecek. Hadi bakalım. Evet değerli bekliyorum izleyenler, yarın aynı saatte Show TV ekranlarında Saadet'in evinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, bizimle kalın.